sürdü. 3 hafta sonra takdim ettiler bize. Henüz daha sıcak. İşte arkadaşlara ben misafir ettim yakın zamanda. Zaten Mareşal yumağını almış bir şekilde olan bir fotoğrafı bu. Anıtkabir'e bence en yakışır şekildeki fotoğrafıydı bu. Hani burada siyasi bir amaç kesinlikle güdülmedi. Buyurun. Paranın en üst sağ köşesinde Euro bölgesinin işareti var. Burada gördüğünüz gibi hologramı var. Tam şuradan da bizim paralarda olduğu gibi de hologramını görüyorsunuz. Yani tamamen Avrupa Birliği'nin standartlarında basılmış, Euro ile aynı özelliklere sahip, güvenlik mantarı olan bir para. Bu fikir nereden çıktı? Şimdi numizmatikle ilgili bir bölümle uğraşıyorum zaten yıllardır. Bir akşam İbrahim Gölgeli, beni takip eden bir arkadaşım, telefon açtı. Dedi ki, ya ben Avrupa'da yaşıyorum, Avrupa Merkez Bankası bu tür paralar basıyor. Bu konuda önce olmak istiyorum, yardımcı olur musunuz dedi. Sizi de takip ediyorum dedi. Dedim tabii ki, sevinirim. Fakat tabii tuhafıma gitti. Hani Avrupa Merkez Bankası bizim paramızı neden bassın veya nasıl bir para? Bir ön çalışma yaptım tabii bununla ilgili. Sonra araştırdım. Olabilirliği konusunda tabii endişelerim vardı yine. Tasarımını Kristin diye bir arkadaşımız var. Hollanda vatandaşı bir arkadaş. O yapıyor. İşte birkaç eksik vardı. Çünkü Türkçesi biraz zayıf olduğu için, hani neyi nereye koyacağını da bilmediği için. O konuda biraz yardımlarım oldu benim. Sonra son halini aldı bu para. Aldıktan sonra heyecanla bu takvimi bekledik. İşte kaç haftada çıkar, nedir çıkar, kabul ederler mi? Derken bir gün bir telefon geldi. Evet dedi, biz parayı bastırdık, ön onayını aldık. 3 hafta sonra verilen terminde elimizde olacak dedi. O bizim için sevindirici oldu tabii. Ne amaçlı kullanılıyor? Para turizm amaçlı bir para. Kesinlikle turizmde kullanılan bir tür hatıra, fantezi bir paradır. Değişik ülkeler bu tarzda paralar bastırıyor. Biz de bu şekilde bir Atatürk temalı para bastırmak istedik. En azından dedik ki hani bizi birisi orada temsil etsin. O doğru kişi de Atatürk'tür dedik. Ve bu paranın orada basılmasını istedik. Bu paradan 5000 adet basıldı. Bu özel bir seriydi zaten, limited bir seriydi. Bu serinin devamı gelmeyecek. Fakat bir Cumhurbaşkanlığı serisi olacak. Tabii olurken zorlanacağımızı biliyorum. Çünkü gerek Cumhurbaşkanımız olsun, gerek diğer Cumhurbaşkanları olsun. Bunların portre hakları olacaktır, onayları olacak mıdır? Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık aslında ama hani onaylarına sunacağız. Eğer onay verirlerse çok güzel olacak bizim için de. Biz de önce olacağız bu konuda ve devam ettirmek isteyeceğiz. Bir Çanakkale Zaferi tema konusu alan bir seri yapmayı düşünüyoruz. Çanakkale Zaferi'ni anlatan. O da yakın bir takvimde çıkacak. Onun için de tabii onayları almamız gerekiyor. Alacağız onayları inşallah. 15 Temmuz'u konu alan bir para basmayı düşünüyoruz. Fakat bu kesinlikle ticari amaçlı olmayacaktır. Tamamen şehit yakınlarına ve 15 Temmuz Derneği'ne bağışlamak adı altında yapılan bir paramız olacaktır. Avrupa Merkez Bankası'nda yapılmış bir para. Kesinlikle Euro standartlarında gerek şerit olsun, gerek filigranları olsun, tamamen Euro standartlarında yapılmış bir para. Bundan bir saat sonra 100 Euro basılmış olabilir aynı darphanede. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın bastığı ve Avrupa standartlarında bir para. Peki, bir Fransız koleksiyonu çok iyi durumda. Oturmuş plan şöyle, önümüzdeki hafta, tabii takvime bakacağız ama önümüzdeki hafta muhtemelen müzayede görülecektir.